Ders çalışmayla ilgili kimsenin size söylemediği 5 gerçek. Yazılıdan önce hiç çalışmadım dediği halde sınav sonrası 100 alan öğrenciler bunu neden yapar? Bu davranışı sergileyen bazı öğrencilerin amacı ben çok zekiyim, çalışmadan bile 100 alabiliyorum izlenimi vermek olabilir. Fakat bazı öğrencilerin bunu yapma sebebi çok daha farklı. Kendilerini koruma içgüdüsü. Çünkü yazılıdan önce çok çalıştım dedikleri halde olur da düşük not alırlarsa sınıftaki arkadaşları tarafından aldıkları sonuçla alakalı alaycı şakalara maruz kalabilirler. Bu nedenle sınav öncesinde çok çalışsalar dahi bunu paylaşmaktan çekinebilirler. Hocalarımız bize kızmasın ama ders çalışmak çok da eğlenceli bir aktivite değil. Ders çalışmayı eğlenceden ziyade bir görev olarak görmeli ve öncelikle bu sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Bunun bir görev olması keyifsiz bir aktivite olduğunu düşündürmesin. Matematik ve fizik sayesinde koca gökdelenlerin nasıl inşa edildiğini, tarih dersi sayesinde atalarımızdan bugüne nasıl geldiğimizi ya da Türkçe sayesinde gün içerisinde dilimizi etkin bir şekilde nasıl konuşabileceğimizi öğreniyoruz. İşte derslerden tam da bu noktada keyif almaya başlayabiliriz. Üstüne bir de yazılıdan 90 alınca gerçek eğlence o zaman başlar. Sınava bir gün kala çalışmanın hiçbir anlamı yok. Düşüncesi gerçeği yansıtmaz. Yazılılara hazırlanmayı son güne bırakmak kesinlikle yanlış. Fakat bir iki gün kaldı, nasıl olsa bu saatten sonra çalışsam da yapamam düşüncesi doğru değil. Son gün çalışılanlar akılda daha iyi kalacaktır ve 30-40 almak yerine iyi bir sonuçla sınavdan ayrılmak yapılması gerekendir. Okul hayatında başarıyı etkileyen tek faktör ders çalışmak değildir. Okula başladığımız ilk yıllarda aldığımız temel eğitimin ve mevcut imkanlarımızın da başarıya hızlı ulaşabilmede rolü büyük. Fakat bazen imkanlarımız kısıtlı olsa bile düzenli çalışarak ve gayret ederek başarıya ulaşabilir, dezavantajımızı fırsata çevirebiliriz. En verimli ders çalışma ortamı çalışma masamızda yaptığımızdır. Bu doğru ama her zaman geçerli değil. Sürekli aynı ortamda, aynı nesnelerle ders çalışmak bir süre sonra motivasyonunuzu olumsuz etkileyebilir. Bu durumlarda rutinlerimizden kurtulmalı, hava güzel olduğunda bir bahçe ya da parkta, bazen kütüphanede güzel bir atmosferde ya da sadece evde cam kenarında çalışmak bile motivasyonumuza olumlu katkı yapar. Bu gerçeği aslında yıllar önce Mahmut Hoca da söylemişti. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur.